Pazar Web TV'de merhabalar değerli dostlar. Ben Lütfü Kobal, sizlerle birlikteyim. Yine bir yayında birlikteliğimiz başladı. Evet, bildiğiniz gibi sizlere radyo olarak 91.4 frekanslarından sesleniyoruz. Aynı zamanda evet, internet gazeteci olarak da tabii ki gündempazar.net, unutmayın, internet gazeteciliği gündempazar.net. Net'teyiz. Oradan da internet gazetemizi takip edebilirsiniz. Ve tabii ki canlı yayınlarımız, stüdyo yayınlarımız, özellikle web TV'miz, internet yayıncılığımız da evet, Pazar Web TV'den devam ediyor. Evet, değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, bugün sizlere evet, okullarımızda yapılan projelerden bahsedeceğiz. O projelerin görüntülerini sunacağız. Bildiğiniz gibi artık eğitim ve öğretimin sonuna doğru yaklaştıkça evet, öğrencilerimizin yıl sonuna kadar yapmış olduğu çalışmalar var. Bu çalışmaları sizlere sunacağız. Evet, görüntülerini yavaş yavaş sunmaya başladık. Bugün biz evet, 4006. TÜBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirilen Pazar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ndeydik ve oradan görüntülerimizi sizlere sunuyoruz. Gördüğünüz gibi evet, bu bir TÜBİTAK bilim çalışması, 4006 bilim fuarındaydı. Öğrenciler tabii ki tüm yeteneklerini, tüm projelerini tek tek sundular. İşte Pazar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlandığını bir kez daha buradan sizlere vurgulayalım. Ve evet, 17 tane hazırlanan projeler vardı. Bu projeleri öğrenciler tek tek evet, gerekli gelen misafirlere sundular. Öğretmenlere, müdürlere, müdür yardımcılara, kaymakamımıza, belediye başkanına, Milli Eğitim Müdürüne ve gelen konuklara tek tek bu projeleri gösterdiler. Evet, projenin koordinatörlüğünü Betül Haki Ukan yaptı. Hocamızı da çok teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Bundan da gerçekten emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Kaymakamımız her zaman olduğu gibi Mustafa Akın öğrencileri, öğretmenleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Tek tek projeleri inceledi. Video görüntülerini sizlere sunacağız ve evet, belediye başkan yardımcımız bir eğitimci Ahmet Şen. Tabii ki eğitim konularını kaçırmaz. Ahmet Şen hocamız da oradaydı ve tek tek projeler hakkında bilgiler aldı. Ve Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz evet, Nimet Büyük ve okul müdürleri ve müdür yardımcıları fuarı tek tek gezdiler ve bilgiler aldılar. Tabii ki emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir çalışma sundular. Evet, şimdi bu çalışmayla ilgili kısa görüntüleri sizlere sunmaya çalışacağız. Niçin kısa görüntüler diyoruz? Çünkü 2 gün sürecek bu çalışmalar ve bu çalışmalar yerinde öğrencilerden izlerseniz çok çok daha iyi olacağı kanısındayız. İşte kısa röportajlar ve videolar. Gençler, başarılar. Bu reyonda ne yapılıyor? Bu reyon? Matematikle ilgili bir oyun tasarladık. Genel kültür sayıyla ilgili. Oyunumuz kolay, orta zor şeklinde kağıtlar bulmaktadır. En az 2 kişi, en fazla 4 kişi de oynamaktadır. Kolay seçersiniz, bir adım ileri gidiyorsunuz. Zor orta seçersiniz 2 adım. Zor seçersiniz 3 adım, puan alıyorsunuz. Böylece evet, oynanıyor. Sonuç? İlk gelen kazanıyor. Tamam, çok teşekkür ederim. Evet, burada neler yapılıyor? Amacımız Rastlı Monopoly. Evet. Bu yerde zar ve şans faktörünü kaldırarak hem günlük hayatta oynayacağız, daha eğlenceli bir şeyler çıkartarak hem de içindeki işlemlerle karakterimizi çekiyorlar, evet. İşlemimizi yaptıktan sonra belirli bir şeyde diyelim 5 çıktı. İlerletiyorsunuz. Zar yerine işlem yapıyoruz. İşlem yaparak. Hem matematiğimizi geliştiriyoruz hem de eğlenceyi daha farklı şeyler çeviriyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Uçarak öğreniyorum dayız. Sivil havacılık öğrencileriyiz.
Takeoff, cruising ve landing üzerine uçağımızı kaldırma, indirme, süzülme gibi dinamiklerini kullanıyoruz. Ayrıca Türkiye teması, Boeing 747 modelimiz uçağımız var. Ayrıca Rize teması ve ayrıca de Boeing 737 bir de okulumuzun teması bu uçağımız var. Bu bir uçuş ve simülasyondur. Takeoff yapacağız birazdan mesela, teker keseceğiz. Tamamen bunun üzerine kurulu bir kalkış, indiriş simülasyonu ve uçak simülasyonu. Ekranda da, izliyoruz. Ayrıca de projeksiyonumuz vardı ama ışık nedeniyle evet. Bulamadı. Peki, çok teşekkür ederim. Depremlerden sonra zemin özgürlüğünün yumuşaklaşmasını anlattık. Deprem olduğu zaman toprağın içindeki moleküller artık serbest olmaya başlıyor. Su yüzeye çıktığı için artık sel meydana geliyor. Sallandıktan sonra da su yüzeye çıktığı için bina olduğu yerden aşağı doğru çöküyor. Buna da zemin yumuşaklaşması deniyor. Evet. Engelleri aşıyorum projesinde. Engel görme engelleri için tasarladığımız bir cihaz var. Bu cihazda bastonla basonun ucuna bir tekerlek yerleştirdik. Bu sayede daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. Evet. Buraya bir cihaz tak. Bu cihaz sayesinde sensör sayesinde yakına birisi geldiği zaman veya bir engel çıktığı zaman hemen ses çıkarıyor. Evet, çok güzel. Evet, çek. Projemizin amacı unutulan Ramazan geleneklerini hatırlatmak ve bunu devam ettirebilmek. Çok teşekkür ederim. İlk kadın pilot Sabiha Gökçen'i tarihinde yapmış bulunmaktayız projemizi. Projemizin amacı günlük hayatımızda lastikleri patlatmazsa böyle çivileri bir damar. Bunun üzerine aracımızda belirli noktalarına mıknatıs sistemi kullandık. Mıknatıs sistemi kullanma amacımız delici eşyaların, vidaların, çivili vesaire cisimlerin lastiğimizde gelmeden belirli noktada toplanmazsa. Vidalar, lastikler. Çok teşekkür ediyoruz. Aylık teşkilatının günümüze yansımaları ve meslek liselerinde mesleki eğitimi mesen yansımaları. Evet. Arapça kardeşim demektir. Ayrıca yiğitlik, kahramanlık ve cömertliktir anlamına gelir. Kudüvvet anlayışıyla doğmuşsun. Kudüvvet ise aileliğin kitabı anlamına gelir. Evet, teşekkür ediyoruz. Aylıkla ilgili bir bilgi. Değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi Hazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin tanıtımı burada yapıldı. Ramazan şerbeti. İkram edebiliriz. Hadi bakalım. Vakitli mi alalım? Vakitli mi alalım? İftardan sonra orucu içmek için güzel bir kurmalar. Onlardan bir şu anda devam eden mahya var, cami süslemeleri. İftarlardan sonra çocukları eğlendirmek amacıyla Hacı Bahadır ve Karagöz oyunları. Yani mesela hocam diş kirası dediğimiz şey var. İsterseniz anlatabilirim. Hocam diş kirası yoksul insanları yani durum olmayan kişileri yemeğe çağırmak yani iftara çağırmak ve iftarda da iftarı yedikten sonra yani direkt para verip de burnunu incitmemek amacıyla hediye olarak vermek. Sen ağzını yordun, bizim yemeğimiz yedin.
diye diş kirası demiştik. İlk 13 kere yerleri, teravih namazları şu anda devam ediyor. Baş pilot olarak geçmekte. Sabiha Gökçen bu savaşlarda çoğu şeylerde hani komut almıştı. Sabiha Gökçen birçok kadın hani ev kadınına şunu açıklamak istedi. Hani savaşın Mütüvvet anlayışı içerisinde ortaya çıkmış. Mütüvvet aile kitabı anlamına gelir. Ne mütüvvet? Ailenin neyi? Kitabı anlamına gelir. Bir de aile. Sayın Kaymakamım, evet, bu bilim fuarı hakkında kısa düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bu hafta zaten okullarımızda hazırlamış olduğu projelerinin tanıtım günleri var. Bugün de burada öğrencilerimizin geleceğe dair teknolojiyle ilgili, sosyal hayatla ilgili, bölgemizle ilgili hayallerine dair güzel projeler vardı ve onları tek tek ziyaret ettik. Çok güzel bir şekilde bizlere anlattılar. Geleceğe dair ben çok umutlu bir şekilde buradan ayrılıyorum. Çok orijinal fikirler var. İnşallah bu fikirler gerçek hayatta uygulandığı günlerde görürüz. İlk olarak kalkınmanın temelleri, onun nüveleri inşallah buralarda atılmış olur. Gençlerimizin hepsinin gözlerinden öpüyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. İlçe Kaymakamımızın vermiş olduğu demeci izlediniz. Değerli izleyicilerimiz, evet, bizleri takip etmeye devam edin. Evet sevgili izleyicilerimiz, Kaymakamımızın vermiş olduğu demeçleri de izlediniz. Evet, yaklaşık aşağı yukarı bir sezon ya da bir seneye yakın çalışmalarını sürdüren öğrencilerimize de teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi bilim ve teknoloji yolunda ilerlemeliyiz. Çünkü evet, gelecek gerçekten bilim ve teknolojiye bağlı. Evet, yıllar sonra neler olacak,
tabii ki belki bizler görmeyeceğiz ama çok güzel şeyler olacağı kesin. Bu nedenle bilime, teknolojiye, eğitime lütfen yatırım yapalım. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün evet, sizlere Pazar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencilerinin çalışmalarını sunduk. Evet, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, emeğe geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi inşallah evet, bütün öğrencilerimiz ideallerine ulaşır, başarılarına ulaşır ve gerçekten güzel, mutlu ve teknolojiyi ve bilimi yakalamış bir ülke oluruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, bizleri takip etmeye devam edin. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet, güçlü bir pazar, güzel bir pazar için el ele. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.